Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'a yakışır böyle farklı tarif arayanlar için güzel şu kadarcık malzemeyle kocaman bir tencere çorba yapacağız arkadaşlar. Yayla çorbasının aslında farklı ve daha böyle lezzetlendirilmiş hali diyebilirim. Hadi hemen tarife geçelim. Burada gördüğünüz malzemeler kadar arkadaşlar tamamı. Bir tane havucumuz var, orta boy, çok büyük değil. Bir tane soğanımız var arkadaşlar. Ve bir tane patatesimiz var. Çok büyük değil patates de, bakın şöyle zaten soğanla yan yana koyunca bir yumurtadan biraz büyük. Bir yumurta sarımız var. 2 yemek kaşığı unumuz olacak. 3 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde yoğurdumuz var. Ve toplamda yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Bu malzemelerle kocaman bir tencere çorba yapmayı düşünüyoruz, bakalım inşallah. Arkadaşlar soğanımızı, patatesimizi ve havucumuzu rendeleyerek başlıyoruz öncelikle videomuza. Evet, patatesimizi ve havucumuzu rendeledik. Buradaki temel ölçü arkadaşlar aslında büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilmeniz adına patatesin ve havucun rendelendiğinde eşit olması gerekiyor. Bakın böyle tabakta baktığımızda hemen hemen eşitler. Bu bizim için yeterli ölçü demektir. Soğan da aynı ölçüde olursa ideal kıvamı buluruz. Şimdi rendelemiş olduğum soğanım ve yarım çay bardağının yarısını şu anda kullandım. Diğer kalan yarım bardağın geri kalanının çeyreğini de üzerine yağ yakarken kullanacağım arkadaşlar. Toplamda yarım çay bardağı yağ yeterli olacak. Şimdi soğanlarımızı hafiften pembeleşene kadar çok fazla yakmayacağız ama böyle karamelize olmasını da sağlayacağız. Renkleri pembeye dönene kadar kavuruyorum. Evet arkadaşlar, hafiften pembeleşip karamelize olan soğanlarıma artık patatesleri ve havuçları da ekleyebilirim. İyice patatesleri ve havuçları pişirin arkadaşlar. 5-6 dakika yakın kavurursanız çok daha lezzetli olacaktır. Çiğ kalmamasına dikkat edin. Olabildiğince böyle iyice ölene kadar kavuralım. Evet arkadaşlar, patateslerimiz, havuçlarımız, bakın böyle iyice güzelce kavruldular. Tamamen öldüler. Artık bu aşamada suyunu ekleyebiliriz. Altını biraz açıyorum ocağımızın. Benim evde daha önceden hazırlamış olduğum ilik suyum vardı. Kemik suyum arkadaşlar. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanırsanız hem lezzet verecektir hem de çok daha şifa deposu haline gelecektir. 200 milimlik bardakla 1,5 bardağa denk geliyor. Bu bardağım biraz büyük. Öncelikle ilik suyumu ilave ediyorum. Dediğim gibi koymak zorunda değilsiniz. Sonrasında da toplamda 1 litre olacak şekilde suyumu ekliyorum. Kocaman bir tencere çorba yapmış olduk arkadaşlar bu kadarcık malzemeyle. Şimdi artık altını kaynamaya bırakıyorum. 15-20 dakika kaynayacak. Sebzelerimiz iyice kendini bıraktıktan sonrasında artık terbiyesini hazırlayacağız. Sonrasında da çorbamızı ilave edeceğiz. Şimdi 15-20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, çorbamız yaklaşık 20 dakika pişti. Bakın böyle iyice sebzeler zaten neredeyse kaybolmak üzere. Artık terbiyemizi hazırlayabiliriz. Oğlum da bu arada bana yardımcı oluyor. Anneciğim, koymak ister misin malzemeleri? Hı hı. Şöyle yapalım. Ya aferin. Anne acıtıyor ya. Anne bak. Evet. Anne, dök bak. Anneciğim. Birlikte karışabilir miyiz? Önce yoğurdumuzu koyalım mı? Hayır anne. Evet. Tamam. Elime bulaştı. Olsun, hiçbir şey olmaz. Gel, elini suya tut. Gel. Elimizi yıkayalım. Öyle. Şimdi öğretmeye bayılıyorum. Evet, sonra yumurtamızı koyalım anneciğim. Anne ya, ben tek koysaydım. Evet. Anne bir litre. Tamam, unu da sen koy. Al bakalım. Un. Terlerin olmazsa olmadı. Yine elime bulaştı. Olsun, hiçbir şey olmaz. Yemek yaparken elimize bulaşabilir. Evet, unumuzu da ekledikten sonra arkadaşlar şöyle bir karıştırıyoruz. Değil mi anneciğim? Hı hı. Minik ellerle bana yardım ediyor. Benim kuzum da. Anne, mutfağa geçeceğiz zor mu? Değil anneciğim, bak. Gayet kolay ve basit. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Büyüsem bile bilmeyeceğim. Arkadaşlara tavsiye ediyor musun peki bu çorbayı? Ne yaptığımızı bilmiyorum ki. Arkadaşlar şimdi yoğurdumuzun kesilmemesi için tabii ki bu terbiyemizin içine öncelikle bu sıcak sudan biraz alacağız. Bunu böyle bir
şoklamamız gerekiyor çünkü. Yoksa yoğurdumuz kesilecektir içine bıraktığımızda. Direkt kaynar suya bırakmamamız gerekiyor o yüzden de. Biraz daha koyacağım. Şöyle azar azar. Şöyle. Yani yoğurdumuzu ılıtmış oluyoruz bu şekilde aslında bu işlemi yaparak. Şöyle de göstereceğim. Bakın artık iyice ılıdı. Koyduğumuzda da kesilmeyecektir. Son bir kepçe daha ekleyip işimi garantiye almak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Hem Ramazan'da şu anda farklı tarif isterseniz, değişik bir çorba yemek isterseniz gerçekten tadına varılmayacak kadar lezzetli bir çorba. Şöyle artık yavaş yavaş ekliyorum. Kesilmeyecektir zaten bu aşamadan sonra çorbamız. Bakın böyle mis gibi bir çorba oldu şu anda. Artık böyle belli bir kıvama gelene kadar, katılaşıp da kıvamı yerine gelene kadar kaynatacağız arkadaşlar. Ondan sonrasında da üzerine nane ve pul biber yakacağız kalan yağımızla. Şimdi artık tekrar çorbamızı kaynamaya bırakıyorum. Kıvamını alıp da bir yarım saat kaynadıktan sonra ortalama blenderdan geçireceğiz. Sonrasında da artık yağ yakma aşamasına geçeceğiz. Blenderlerken tekrar bir araya gelelim. Evet arkadaşlar, tamamen kaynamış olan çorbamızı artık blenderdan geçirme zamanı geldi. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, blenderdan geçirdikten sonra çorbamı tekrar ocağa aldım. Bakın böyle çok tatlı bir rengi oldu. Gerçekten böyle iştah kabartan bir görüntüsü var. Yan tarafta da sos tavamı aldım. Bardakta kalan çeyrek çay bardağı yağı da bıraktım. Ben kemik suyu da bıraktığım için onun yağı da vardı. Bu yeterli oldu. Ama siz koymaz da sade suyla yaparsanız belki biraz daha artırabilirsiniz. Ya da ekstra tereyağı kullanabilirsiniz. Artık o da sizin damak zevkinize kalmış. Bu aşamada yine kendi zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Artık ısınan yağımıza nanemizi ve pul biberimizi atmak için yağımı kızdırıyorum. Evet arkadaşlar, nanemizi ve pul biberimizi de şöyle güzelce kızdırdıktan sonra hala altı açık olan çorbama altını kısık da hafif açık bıraktım. Yağımız tamamen kızana kadar. Böyle mis gibi nane pul biber kokusu da yayılıyor. Ve artık çorbamızla buluşturma zamanı geldi. Ve bu ses iştah kabartan, böyle lezzeti şenlendiren o ses bana göre arkadaşlar. Bakın böyle mis gibi bir çorba oldu. Siz de sofralarınıza böyle güzel, şık bir, farklı bir çorba yapmak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çorbamızın son halini de şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu haliyle artık sunuma, yemeğe hazır. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Bugün de mis kokulu mutfağımdan farklı bir çorba tarifiyle herkese sevgilerle.